Barış Manço kimdir? Neden şarkılarından iskriptolu, sırlı mesajlar buluyoruz? Neden daha yıllar öncesinden 2023, 2024 ve 2025 dedi? Barış Manço'nun hayatına ve şarkılarındaki sırlara bakacak olursak, anlatacağımız şeyleri biz parçalara ayırdık sizin de soracaklarınızı düşünerek. Barış Manço kimdir sorusuna biz şöyle bir cevap veriyoruz. Barış Manço gerçekten Türkiye'nin sanki benlik bulmuş bir hali gibi her bireyinden bir şeyleri üzerine almış. Günümüzde belki de siyasi şahsiyetler olsun, tarihi bireyler olsun, hepsi tartışmalı kişiler. Hepsini tartışanlar var. Fakat Barış Manço'yu dediğimizde istisnasız herkes tarafından sevilen, şarkıları en az bir kere olsun dinlenmiş olan ve Türkiye'nin dediğimiz gibi eserleriyle olsun, kişiliğiyle olsun, ondan sonra farklı bir tarzıyla olsun, yeniden kendisini bulması için kendisini ön plana çıkartıp Türkiye'ye biz böyleydik, bizim kültürümüz budur diyen, yeniden kültürünü hatırlatmaya çalışan bir ozandır, sanatçıdır bize göre. Ve bunu yaparken de dimdik durmuştur. Bizi de engellemeye çalıştıkları gibi, yayınımızı engellemeye çalıştıkları gibi onu da engellemeye çalıştılar. Çünkü o şarkıların ve frekansların şifrelerini çok iyi biliyordu. Günümüzde daha net artık anlaşılmış şeylerden birisi olan 440 ve 444 Hz frekanslarının ne kadar etkili olduğunu daha da biliyoruz. Yayınlar yapmıştık zihin kontrolü ve frekanslar hakkında. Onda da bahsetmiştik. Geçmişe baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rockefeller ailesi Amerika'daki radyoların kontrolünü kendine alıyor. Daha sonrasında bu radyolarda yayınlardaki birçok frekansın kontrolünü eline aldıktan sonra 440 Hz'de olmasını istiyor. Çünkü araştırdıklarında da takipçilerimiz ve arkadaşlarımız görecekler ki 440 Hz insanları korkuya ve saldırganlığa iten bir frekans. Tabii Barış Manço bunu bildiği için onun zıttı olan bir frekansla müziklerini hazırlıyor. 527 Hz'de olan bir frekans. Bu da insanlarda sevgiyi, huzuru ve beraberliği hislerini uyandırıyor. Frekansların etkisini günümüzde daha da net bildiğimiz için artık Barış Manço'nun şarkılarında vermek istediği mesajları daha net anlıyoruz. Müziklerinden başlayacak olursak biz belirli müziklerini burada anlatmaya çalışacağız. Hı-hı. Onlardan yayının... Adam adam gidelim mi? Ben çünkü merak ettiğim, evet, durumlar var. Buyurun. Barış Manço'yu konuşuyor olmamız günümüzde de sorgulanan bir durumu yeniden önümüze taşıdı. Biz bunları yayınlarımızda çokça konuştuk ama bizden yıllar önce Barış Manço bunların frekans yoluyla dünyaya nasıl kötülük saldıklarını keşfetmişti. Tam aksi, evet, onlar işte o bahsettiğiniz frekansta yayınlar yaparken, hatta ne güzel hatırlattınız, Rockefeller ailesi 1. Dünya Savaşı'nda Amerika'daki bütün radyoları satın alıyor. Çünkü insanları etkilemek, saldırganlaştırmak, kötülüğü yaymak gibi bir amaçları var. Mesela dünyada bunun örneklerini nasıl anlatabiliriz? Hangi şarkılar, hangi müzikler yoluyla bu kötülüğü yayıyorlar? Barış Manço'nun karşısında durduğu tam olarak neydi? Bunun örneği olarak zaten hem deneyler var. 440 Hz dinletilen kişiler var. İnternette de aradıklarında zaten bu deneylere ulaşacaklardır. 440 Hz müzik deneyleri olarak küçük bir araştırma yaptıklarında belirli bilimsel deneylere ulaşacaklar ve bu deneyde kullanılan kişilerin deney sonrası nasıl bir saldırganlığa, etrafında nasıl bir hareketlenme olduğunu görecekler. Ve onların şarkıcıları olarak baktığımızda küreselcilerin ve biraz daha onun tarafın adamlar olarak gördüğümüz kişiler olan Madonna'nın şarkıları olsun veya daha da o taraftan olan mesela Eminem'in şarkıları 440 Hz'in direkt üzerinde ve 444 Hz arasında. Bunu da zaten şarkının eğer melodi şeklinde indirirlerse belirli frekans ayarları olan uygulamalar var. O uygulamaları indirip şarkıyı oraya atarlarsa frekansı çıkacaktır şarkının. Buradan da anlaşılıyor ki o küreselci olarak adlandırdığımız kişiler, mesela yorumda da şu an yazan Lady Gaga gibi
kişilerin şarkılarına bunları sinsice yerleştiriyorlar ve bu sayede hem algıları hem de zihinleri hem köreltip ruhun gıdası olarak gördüğümüz müziği sanki artık ruhun gıdası değil, enjekte edilen bir zehir gibi kullanmayı istiyorlar. Çünkü halkları, kitleleri etkisi altına alırlarsa istediklerini daha kolay yaptırabileceklerini biliyorlar. Yüzyıllardır zaten yapmak istedikleri projenin çoğunu artık biliyoruz. Nasıl bir dünya düzeni istediklerini, nasıl bir dijitalizm istediklerini. Bu yüzden de insanların ve daha çok da genç kesimin zihin kontrolüyle ve zihin manipülasyonlarıyla 440 Hz'in üstü ve 444 Hz'le bilinçaltlarını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bunun karşısında da Barış Manço gibi daha farklı kişiler de var. 520 Hz'de şarkılar yapar gibi kişiler de onlara karşı hayır biz de size karşıyız bu şekilde şarkılar çıkaracağız diyerek adeta onların karşısında duruyorlar ve sevgi ve huzur, beraberlik hislerini uyandıran şarkılar yapıyorlar. Adım adım şarkılarından gidersek Barış Manço'nun sizin de programlarınızda üstüne çok durduğunuz 2023 şarkısı Evet. çok konuşulan, çok düşündüren, belki de o zamanlar daha kimsenin aklına dahi olmayan bir tarihi Barış Manço'nun şiir gibi dizelerine yazması. Aslında ilk başta müziksel şekilde hazırladığı 2023 şarkısının arkasına şiirlerinin eklenmesi sanki günümüzde daha da bir mesajlar mı var dedirtiyor. Çünkü Barış Manço'nun burada yazdıkları günümüzde gerçekleşiyor mu acaba dedirtiyor insanlara. Dizelerinden birkaç kısmı okuyacak olursak Lütfen. Barış Manço şöyle diyor. Toprak ana ile Kaya Baba'nın oğluyum ben. Toprak ananın sevgi dolu, bereket dolu. Toprak ana susuz ama toprak ana dop dolu. Burada zaten bahsettiği yer Anadolu. Kendisi de dediği gibi Anadolu'nun geçmişte de günümüzde de her zaman önemli bir yerinin olduğunu Barış Manço biliyordu. Günümüzde Anadolu'nun ne kadar önemli olduğunu artık daha da biliyoruz. Geçmişten bugüne her devlet neredeyse Anadolu'ya sahip olmak için savaşmıştır. Eski medeniyetlere baktığımızda Mezopotamya olsun, Babiller ve birçok diğer devlet hep Anadolu'daki belirli topraklar, Fırat Dicle nehirleri gibi toprakların sahip olmak için savaştılar. Barış Manço da bu şarkısında adeta sanki bir şeyleri biliyormuşçasına yazıyor. Biz bu şarkıyı yorumlarken üçe ayırdık. İlki Anadolu olarak yorumlaması az önce okuduğumuz parça. Diğer bir bölümü şu şekilde yorumluyoruz. Oradan da bir kıtasından okuyacak olursak. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın diye bir hitapta bulunuyor Barış Manço. Belki o zamanlar Anadolu'nun bereketli topraklarına karşı rüzgar ve sıcak olarak görülmüş olabilir. Fakat günümüzde kuzeyden esen rüzgar olarak baktığımızda Batı'nın ne kadar ikiyüzlü olduğunu artık daha da net görüyoruz. Amerika'nın dost gibi görünüp fakat arkamızdan ne kadar iş çevirdiğini görüyoruz. Kuzeyden esen rüzgar olarak büyük bir tehdit olarak belki de Barış Manço daha o zamanlarda bunu anlamıştı. Kavurucu sıcak olarak gördüğü güneyde ise baktığımızda şu an daha yeni başlamış olan Rusya Savaşı, geçmişte ve hala devam eden Irak Savaşı, Suriye Savaşı, diğer devam eden savaşlar güneyimizde sanki bir ateş çemberinin oluşmuşçasına devam ediyor. O zamanlar belki de birisi söyleseydi, ya ne sallıyorsun kardeşim diye bakabilirlerdi Barış Manço'ya. Fakat Barış Manço böyle söylemek yerine bunları şarkılarına şifrelemişti. Şifrelediğini nereden çıkarıyoruz veya nereden düşünüyoruz? Buna da geleceğiz. Veya gerçekten bunları birisinden mi aldı? Sır bekçiliği mi yapıyor? Buna da değineceğiz. Şimdi Çünkü şöyle bir araya girebilir miyim? buyurun Mesajlarda tabii. görüyorum, bilhassa bugün yorumları kapatmadım özel bir yayın yaptığınız için.
Konuşan kim demişler? Uyanış başladı hesabı. İçinde bulunduğumuz bu kaotik sürece dair çözümlemeler yapan paylaşımları var. Şimdi zaten yüzlerini göstermiyorlar. O sebeple yani yüzlerini göstermemeleri çok doğal, bu soruyu sormuşsunuz. Evet. Bence o neden sır muhafızı, sır taşıyıcısı olarak adlandırılıyor? Tam bu noktada bence bunu konuşmak gerekiyor. Ta yıllar öncesinden 2023'e niye atıf var? O sır muhafızı olmasıyla mı alakalı? Bunun cevabını bence şimdi verelim. Onun cevabını şu şekilde vermek istiyoruz biz. Kendisine sır muhafızı, sır bekçisi veya sırrı bilen bir kişi olarak adlandıranlar var. Biz de ona o şekilde bakıyoruz. Fakat biraz daha farklı şekilde. Direkt sır muhafızı değil. Sanki sırları direkt birisine alıp onları muhafaza etmek yerine bizi açıyor. Bunu da nereden çıkardığımızı şöyle anlatacağız. Bizi takip edenler ve bazı postlarımızı okuyanlar bileceklerdir. Evet, küreselciler diye adlandırdığımız, hep karanlık olacak, hep kötülük olacak gibi dünyayı korkuya sürükleyen bir grup var. Fakat diğer tarafta da aynı gecenin gündüzün birbiriyle düzen içinde olduğu gibi ilmi tarafta da çalışan bir grup var. Bu 3'ler, 5'ler ve 40'lar olarak adlandırılır. 300'ler olarak adlandırılır. 40'lara karışmak olarak adlandırılır. Barış Manço'nun şarkılarına baktığımızda 40'ların çok fazla geçtiğini görüyoruz. Birçok şarkısında. Sanki 40'ın üzerinde istercesine duruyormuş gibi. Daha sonrasında da fark ediyoruz ki Barış Manço'nun diğer bir şarkısında ise şöyle bir dipnot var. Küçücük de olsa. Mesela o şarkılarından birisi Kapı şarkısı. Orada yine 40'lardan bahsediyor. Daha sonrasında başka bir şarkısında yine 40'lardan bahsediyor. Ve önemli şarkılarından birisi olan Yabancı bir şarkısı var. Fransızca bir şarkı. Bu şarkısında şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki o gelecek çok karanlık olacak. Türkçe'ye çevirdiğimizde bakabilirler. O Fransızca şarkının tam halini söyleyelim. Cebrus de Temps diye yazdıklarını bulacaklar. Şöyle ben hemen çevireyim. Zamanı gelecek Türkçe'ye çevrimi. Sösera le temps, yani zamanı gelecek diye Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Gece vakti geldiğinde büyük rüzgar uyandığında gökyüzü bulutlarla örtülü olacak. Evet. Kırmızı ve çok alçak. Zamanı gelecek ya da her biri isteyecek. Zamanı gelecek ya da her biri hatırlayacak. Gelecek. Çok anlamlı, çok manalı. Ve sonrasında yeniden diyor, o gelecek çok karanlık olacak. 40 gece 40 gün. Ve burada da yeniden değiniyor. Burada buyurun bir şey soracaktım sana. Şöyle yani neden o diye hitap ettiği, o gelecek dediği ne? Biz o gelecekte hitap ettiği kişiyi kişi olarak düşünüyoruz veya belki öyle düşünmeyenler de olabilir. Fakat biz şöyle düşünüyoruz. Burada o gelecek diye düşündüğü belki de bir günümüzde çok fazla üstüne yanlış şeyler düşünülse de veya karalansa da Mehdiyet olarak olabilir. Gerçekten belki de o zamanlarda bir şeyler söylendi kendisine. Kırklardan belki de birisiyle konuşuyordu. Ondan bir şeyler öğrendi. Belki de onların kırklardan olduğunu bilmiyordu. Daha sonrasında öğrendiğimde, çünkü biz insanlar olarak bildiğimiz şeyleri çok fazla içimizde tutamayız. Ya arkadaşlarımıza ya da birilerine anlatmak zorundayız. Çünkü bizler sosyal varlıklarız. Barış Manço da bunları paylaşmak zorunda olduğunu hissettiği için, kendisini bir yük olarak gördüğü için şarkılarını gizledi ve şarkılarını anlatmaya çalıştı. Kırkları, onlardan öğrendiklerini ve bu sır muhafızı olarak öğrendiklerini, sırlarını artık açığa çıkardı. Burada dediği gibi o gelecek demesi belki de artık yavaş yavaş bir şeylerin değiştiğini, o karanlık günlerin yavaş yavaş biteceğini, dediği gibi bulutlarla kaplanacak, sanki bir olay oluyormuşçasına geliyor ve değişim oluyormuşçasına o karanlık günün yeniden ışığı parlayacak. Karanlık değişirken bir anda ışık parlamasından bahsediyor şarkının devamında. Mehdiyet'in gelişiyle bazı şeylerin değişeceğini bahsetmiş olabilir veya o şekilde düşünmüş olabilir diye düşünüyoruz biz.
Ama hep söylediğiniz gibi 40'a bir vurgu var. Mesela bu şarkının içinde Evet. de çok karanlık olacak 40 gece 40 gün boyunca ve alacakaranlıkta onun ışığı her zaman ışık saçacak. O zaman tüm ülkelerin kadın ve erkekleri kapılarını kapatacaklar, kendi sığınaklarında kurtulacaklar. Zamanı gelecek ya da her biri titreyecek ya da her biri hatırlayacak kışın geldiğinin farkına varacak diyor. Ya inanılmaz, Evet. inanılmaz sözler. Bunu izleyicilerimiz merak edebilir. Kendileri de tam metnini okumak isterlerse Sœur Sœur Le Temps, Fransızca bir şarkı. Kendisi İngilizce ve Fransızca da şarkılar yapmış bir isim. Zamanı gelecek Türkçe çevirisi de bu şekilde bulabilirsiniz. Ya mesela bu da tıpkı 2023 Kayaların Oğlu şarkısı gibi Evet. sırlı, kriptolu bir şarkı. Biz o zaman Barış Manço'ya asla sıradan bir kişi diyemeyiz, değil mi? Biz de öyle düşünüyoruz. Çünkü bizim şöyle bir tahminimiz var kendisi hakkında. Bizce kendisi şarkılarında çok fazla üstünde basa basa söylediği gibi 40'lardan çok bahsediyor. Bu yüzden böyle bir tahminde bulunuyoruz. Bize göre kendisi 40'lardan birisiyle sohbet etti ve bilgilendi. Onlardan olduğunu belki de bilmiyordu. Fakat daha sonrasında bir şekilde öğrendi ve bunları anlatmak istedi. Vefatından önce de zaten hem söylemleri hem de artık bir şeyleri daha da açıklamak ihtiyacında olması tahminimizi biraz daha güçlendiriyor. Zaten ölmeden önceki, vefat etmeden önceki son 24 saatinde yaptığı röportajında da sanki bir şeyler hissediyordu. Ve tehdit ediliyor mu acaba şeylerini akıllara getiriyor. Çünkü röportajında da dükkanı kapatıyoruz diyor. Son 24 saati önceki röportajında. Bu da acaba tehdit mi ediliyordu veya bir şeyler mi söylemek istiyordu da söyleyemiyordu düşüncesini bize itiyor. O röportajında dediği gibi dükkanı kapatıyoruz diyor. Çocuklara artık arabaların önüne geçmeyin diyor ve son röportajında vermiş oluyor vefat etmeden önce. Zaten sonrasında da vefat haberini alıyoruz. O vefat olayı da zaten son derece tunturaklı bir konu. En başta siz de dikkat çekmiştiniz. İtibar suikastine de uğratıldı. Evet. Ölümüyle ilgili gerçek olmayan bir takım durumlar yansıtıldı. Bir de yani abinin söylediğini hatırlatalım. Bir canlı yayına katılmıştı. Barış Manço'nun öldürüldüğünü düşünüyor musunuz diye soruldu. Abi Evet. dedi ki ben normal bir ölüm olduğunu düşünmüyorum dedi. Ama sonrasında da hiç üzerine gidilmedi. Kendisi tehdit alıyorsa ailesi de bu tehditlere maruz kalmış olabilir mi diye düşünmekteyim. Bir de yıllar önce yine katıldığı bir televizyon programında biz hala o programda söylediklerini konuşuyoruz. Bir belgesel hazırlıyoruz demişti. O Evet. belgeselin içeriği ne olacaktı? O belgesel mesela şu an o belgeselin dokümanları birilerinin elinde mi? Bunlarla ilgili bir bilgi sahibi misiniz? Belgeselde yer alacak mı bu bilgiler? Bu bilgiler bazı şeylerinden bahsetmeye çalışacağız. O yayında bahsettiği büyük ihtimalle müzik frekansları ile ilgili bir belgeselle başta da bahsettiğimiz gibi. Çünkü canlı yayında konuşurken Barış Manço belli tarihler veriyor. O tarihlerde çıkan müziklerden örnekler vererek halkların ve kitlerin nasıl etkilendiğinden bahsediyor. Başta anlattığımız gibi büyük ihtimalle frekansların etkisinden bahsedecekti belgeselinde. Fakat ne yazık ki belgeselini tamamlayamadı veya bitirmesine izin vermediler ve onları bitiremeden vefat etti. Bir de çoğu kişi belki de bunu ilk kez duyabilir veya duymuş olabilir. Bir belgesel üzerine daha çalışıyordu Barış Manço. Fakat o zamanların maddi yetersizliği yüzünden bu da sekteye uğradı ve başarısız oldu. Aslında Barış Manço'yu yıkan olaylardan birisi de budur. Biraz üzüntü olarak. Çünkü bu belgesel için de kendisi çok uğraşmıştı. Kendisini zaten tarihini ve Türk milletini çok sevdiği için onun üzerine gitmeyi seviyor. Kendisinin yayın yapımcılarından ve yakın dostlarına olan bir arkadaşı anlatıyor bu olayları. Erkmen Sağlam diyor ki dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal bize bir görev verdi diyor. Azerbaycan'a gidecektik ve Elçi Bey hakkında bir belgesel hazırlayacaktık diyor o zamanlar için. Belki bilenler vardır bu hikayeyi.
Erk Mertalan Azerbaycan'a gidiyor. Elçi Bey'le görüşüyor belgeseli için. Bazı çekimlere başlanıyor. Daha sonrasında Elçi Bey diyor ki benden daha önemli bir belgesel çekmelisiniz. Bu belgesel Türk tarihiyle ilgili olmalı. Çünkü Türk tarihi benden daha önemli diyor. Ve Elçi Bey'e diyor ki, Elçi Bey Erkman'a diyor ki tarihimizde çok önemli olaylar var. Kurduğumuz devletler var. Onlar benden daha önemli. Barış'a da söyleyin. Onunla birlikte yapacağınız bu belgesel belki de birçok insana tarihimizi daha da iyi anlatacak, daha da iyi tanıtacak diyor. Erkmen hemen Azerbaycan'dan geldikten sonra Barış Manço'ya bunu anlatıyor. Barış Manço heyecanlanıyor tabii sevdiği için tarihini. Hemen diyor bunun için çalışmalarımıza başlayalım. 2,5 yıllık bir küçük bir çalışma başlıyor. Metinler hazırlanıyor. Kağıda dökülüyor. Daha sonrasında bunları artık hayalden değil de işe dökme zamanı geliyor. Manço bunları belli üyelere sunuyor. Üyeler de çok beğeniyor ve izin veriliyor yapması için. Sonrasında ise imkansızlıklar ve o dönemin sıkıntıları biliyoruz ki tam da sıkıntılı dönemlere denk geldiği için rafa kaldırılıyor. Başta dediğimiz gibi Barış Manço biraz daha yıkılıyor mutsuzluk ve moral olarak. Çünkü belgesel için çok fazla doküman hazırladığı biliniyor. Erkmen'in söylediklerine göre çok fazla metin hazırladı. Zaten bu olaydan bir yıl sonra da Barış Manço vefat ediyor. O metinlerle ilgili küçük bir metne ulaştık. Küçük bir satırlara ulaştık. Barış Manço belgesel için şöyle bir metin düşünmüş ilk satırlarına. Fakat tabii belgesel yayınlayamadı veya başarılı olamadı. Barış Manço şöyle yazmış. Türkler tarihi yaşatmış ama yazmamıştır. Oysa geçmişini bilmeyen ne bugününü ne de yarınını sağlar. Türklerin insanlık tarihindeki rolleri hep temel niteliktedir. Bu yüzden tarihte başrolünü Türklere vermek gerekir. Bu sayede serüveni anlatmak mümkün olacaktır diyerek ilk baş notlarını yazmış fakat o zamanın imkanlarıyla bu belgesel de tamamlanamamıştı. Biz şöyle düşünüyoruz. Belki de frekans belgeseli değilse de hazırlamaya çalıştığı veya yeniden uğraşmak için önüne koyacağı proje bu olabilirdi. Şöyle bir soru sorsam, atlamayalım. Kayaların olduğunda hani kuzeyden gelecek tehlikelere dikkat çekmişti ya, doğudan Evet. ılık bir rüzgar esecek diyor. Şimdi hani başlarken siz de söylemiştiniz, insanlarımızın bu korku atmosferinde ümit var olmaya ihtiyacı var diye. Bu Evet. 2023'e yüklediğimiz anlamı da düşünürsek, hakikaten o esecek ılık rüzgarla beraber ülkemiz böyle bir değişim dönüşüm içine mi girecek? Sizin araştırmalarınız, yaptığınız yayınlar hasebiyle de soruyorum bu soruyu. Biz dediğimiz gibi 2023 şarkısını 3 bölüme ayırdık. 3. bölümde o noktada yorumluyoruz. 2023'ün önemini artık daha da görüyoruz. Bu siyasetten daha da büyük bir şey. Çünkü tarihimizin hem 100. yılı hem de artık ülkemizin hem stratejik olarak hem de bir kalkınma olarak gelişeceği atılım yapacağı yıllardan birisi. Barış Manço da şarkısında dediği gibi 2023'ün ılık bir Ekim sabahında bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım. Ve sanki 100 yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah diyor. Biz bunu şöyle düşünüyoruz dediğiniz soruya göre yanıtlayacak olursak. 6 ay önce atılan adımlara bakarsak Türkiye'nin attığı adımlara, 2 yıldır daha da net görülen adımlara bakarsak bir Türk konseyi adımları atılıyor. Artık bir Türk birliği adımları atılıyor. 6 ay önce bu birlik ilk kez bir
tüm olarak toplandı ve tüm ülkeler birbirlerini tanıyarak imzalarını attı. Sanki kurulacak bu birlik artık daha da etkin bir rol oynayacak. Barış Manço'nun da 2023 müziğinde buna değindiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye kurulduktan sonra yalnızlığa itilen bir ülke gibi resmedildi. Çünkü yaşlı devlet olan Osmanlı yıkılmış artık. Yerine yeni bir çınar kurulmuştu. Artık devletimiz diğer Türkiye Cumhuriyetlerle ayrılmıştı. Çoğu Türkiye Cumhuriyeti Rusya'nın baskısı altındaydı ve benlikleri unutturulmaya çalışılıyordu. Alfabe olsun, tarihleri olsun. Fakat günümüzde baktığımızda bu hatırlımlarla birlikte Türkiye yeniden aynı şarkıda dediği gibi ulu bir çınar gibi kök salmaya başlıyor. Diğer Türkiye Cumhuriyetler yeniden kendi benliklerini hatırlayarak Türkiye ile birlikte bunu sınır olarak anlamamıza gerek yok. Sınırlar birleşmeyebilir. Fakat sınırlar birleşmeden de birlik olunabilir. Nasıl NATO'nun şu an belirli bir sınır yoksa aynı Türkiye Cumhuriyeti'nde sınırları birleşmeden de siyasi olarak bir birliği sağlanabilir. Peki 2024 ve 25 diye de eserleri var. Orada da Evet. diyorsunuz ki sırlar melodide gizli. Ne var o melodide 2024 ve 25'te? 2024 ve 2025 için biz şöyle düşünüyoruz. Onun melodilerine baktığımızda sanki mesela 2024'ü açıp dinlediğimizde belirli şekilde düzenlenmiş gibi görülüyor. Sesin yükselişi, basılan melodi anları, daha sonrasında bir anda yükselmeler, belli seviyede düşüşler, sanki belirli bir şifrelenme, kriptolanma varmış gibi. Tabii bu 2024 ve 2025'in direkt sırlarını anlatmak için kriptolanma müzik olaylarının çok iyi profesyonel kişilerin çalışması yapması üzerine lazım. gerekiyor. Evet. Evet. Çünkü bunu gerçekten zor bir iş anlamak. Bunun üzerine çalışan kişiler eğer belki üzerine giderlerse 2024'te 2025'in şifrelerini anlayacaklardır. Baktığımızda 2. Dünya Savaşı'nda nasıl Almanya şifreli şekilde aralarında konuştuysa diğer ülkeler ve Rusya onları anlamıyordu. Çünkü dizilimler çok farklıydı. Bir anlamı yoktu Ruslara göre fakat Almanlara göre o bir şifreydi ve belirli bir cümle kurulumu vardı. Aynı Barış Manço'da melodilerinde biz şunu düşünüyoruz. 2024 ve 2025 şarkılarında melodilerini belirli şekilde ayarlayarak belirli harflere, belirli kelimelere denk geleceği şekilde ayarlayarak bunları anlatmaya çalıştı. 2024 ve 2025'in belirli şeylerini bizlere vermeye çalıştı. Bu da zaten şarkılarına baktığımızda hem elektronik müzikle insanlığın geçmişine ve günümüzdeki dijital dünyaya 2025'teki biraz daha artan müzikalin enerjisine baktığımızda da uzay çağını anlatmaya çalıştığını düşünüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi melodilerin hepsinin belirli şekilde dizayn olarak bir anlamı olduğunu düşünmemize yol açıyor. Barış Manço'nun diğer şarkılarında hep kripto bir mesaj olması, bunların da mesajlar olabileceğini. Bir önemli şarkısı daha bu, yani artık hepimizin diline pelesenk olmuş bir şarkı. Dönence. Yani sıradan, bunun da sıradan bir şarkı olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Hem müziğiyle Evet. hem sözleriyle. Dönenceye dair acaba böyle gizlenmiş şifreli durumlar buldunuz mu? Yapacağınız o belgesel çalışmasında buna da yer verecek misiniz? Dönence ile Duyuyorum, ilgili görüyorum, bir gün gelecek dönence diyor. dönence ile ilgili şöyle bir nokta bulduk. Bu noktayı hala araştırıyoruz. Dönencenin ilk biz anlamına baktık. Acaba nedir diye. Yani Barış Manço şarkısı neden böyle bir isim koydu diye. Dönencenin anlamı güneş ışınlarının yılda iki kez yeryüzüne dik açıyla gelmesi olayıymış. Dedik ki acaba neden böyle bir şey koydu? Baktığımızda bu da 23 derecede 27 dakikada kuzey ve güneyden direkt dik açıyla geliyormuş.
Yani 23 derecede 27 dakikada. Acaba yine düşünüyoruz kuzey ve güney olarak. Diğer şarkılarında da 2023'te de buna değinmişti. 23 ve 27 de belki de yeniden bir kodlama şeklinde olabilir. Dönence de bunu anlatmış oluyor. Çünkü şarkının devamına baktığımızda bir şarkı diğeriyle sanki bir bağlantı içerisinde. İngilizce şarkı, Fransızca şarkı olarak bakmayalım da hepsi bir bağlantı varmışçasına baktığımızda devamıymış gibi. Fakat o devamı anlamamız için de işte içindeki kırıp dolanmaları bulmamız gerekiyor. Dönence şarkısına baktığımızda dediğiniz gibi simsiyah gecenin koynundayım, yapayalnız, uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor diyor. Aynı 2023 şarkısında dediği gibi bir yeniden uyanıştan, yeniden bir doğuştan bahsediyor. Yapayalnız olan bir devletten, belki de Türkiye'den bahsediyordu orada. Ama fakat yeniden bir doğuşun olacağından bahsediyor. Sonrasında zaten yine Dönence şarkısını uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor diyor. Aynı 2023 şarkısının dediği gibi yeniden bir uyanışın, yeniden bir doğuşun sembolünü, kendine gelişin sembolünü anlattığını düşünüyoruz. Bu iki şarkısında da ikisinde bir bağlantısı olduğunu zaten düşünüyoruz. Şu anda da araştırdığımız şey Dönence'nin bu anlamındaki 23 ve 27. Belki bir anlamı vardır. Belki de yoktu, biz orasını düşünüyoruzdur. Ama araştırıyoruz şu an bunu. Eğer belli bir şey bulabilirsek belgeselimize bunu da koyacağız. Bir de Yedinci Göğün Hanımı var. Bu da bildiğim kadarıyla İngilizce şarkılarından biri, değil mi? Evet. Ya bununla mesela sırlı olduğunu düşünüyorsunuz ve o yüzden konuşalım dediniz. Nedir Evet. bu Yedinci Göğün Hanımı'nda bilmemiz gereken hikmet? Bunu sırlı olarak düşünmemizin sebebi başta da Barış Manço sanki bir şeyleri biliyordu, bir şeyleri duymuştu ve görmüştü. Artık onları anlatmak istiyordu dememizin. Acaba sır muhafızı mıydı? Sırları kimden almıştı? Bunun cevabını aslında Barış abi bize burada veriyor. Nasıl Mesela veriyor? nerede, ne diyor, nasıl anlatıyor? Türkçe şeklini açtığımızda şöyle diyor. Milyonlarca yılın hatırlarını sen aklıma döktün. Selamladın ve gittin. Bütün sırlarını taşıyarak diyor. Ve sonrasında şarkının diğer sözlerine baktığımızda daha da net anlaşılmaya başlıyor. Aynı bir gece ve gündüz gibi sırlardan bahsediyor. Burada da durmadan sırlarını taşıyarak gitti. Işığı kapatılmasından vesaire bahsediyor Türkçe şekline baktığımızda. Sanki birisiyle konuşmuş, ona anlatmış, Barış Manço yani bir kişi gelmiş bunları anlatmış ve sonrasında gitmiş gibi şarkısına dökmüş Barış Manço. Başta da anlattığımız gibi belki 40'lardan birisiyle tanışmıştı fakat Olarak bu onlar kişi kim olabilir? Yani sırlara da... vakıf birisi olduğu kesin. İşte Evet. kırklar dediğinizden birileri mi? Bu anlamda mesela ilmi anlamda faydalandığı kişileri biliyor musunuz? Çalıştığı kişileri, feyz aldığı kişileri, belki oradan bir ipucuna ulaşabiliriz, kim bilir? Direkt isim vermek doğru olmaz ama bizim kırklardan diye düşünmemizin sebebi zaten başta da anlattığım gibi şarkılarına çok fazla vurgulaması. Burada da sırlı bir şekilde anlatması. Dediğiniz gibi yakın arkadaşlara bakarsak veya kendisinin örnek aldığı kişilere bakarsak bulabileceğiz bir kişidir belki de. Yakın olduğu kişilerden birisidir. Belki de gözümüzün önünde birisidir. Onu da biraz daha yakından incelersek görebileceğizdir belki de. Çünkü dediğim buyurun. Yedinci Göğün Hanımı'nda atladığımız bir şey var mı? Ben kesmiş oldum sorduğum soruyla. Yok, zaten o tarafı bahsedecektik direkt. Doğu Akdeniz vurgusu, işte nasıl Türk Birliği vurgusu çıkarımı yapabilirsek şarkılarında. Böyle bir Doğu Evet. Akdeniz, Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine katkı sağlayacak başka bu anlamda bulduğunuz kriptolar var mı? Bahsetmediğimiz şarkılardan da olabilir. 2023 şarkısı da zaten hem Anadolu'nun hem de Akdeniz'in öneminden bahsediyor Barış Manço. Eski kültürlere baktığımızda Anatolia ana demek zaten. Diğeri ise Akdeniz, baba, kayalığın oğlu olarak adlandırılan. Burada direkt bir kayalığın oğlunun
sinirinden, sertliğinden bahsediyor. Baktığımızda günümüzde Doğu Akdeniz yönünü daha da anladık. Belli petrol şirketleri gelip arama yaptıklarında burada hiçbir şey yok deyip gitmişlerdi. Belki de buldular, bize söylememişlerdi. Fakat artık Türkiye kendi arabalarını yaptığında burada çok fazla rezervin olduğunu keşfetti. 2023'te belirli rezervlerin çıkacağını zaten yavaş yavaş artık herkes tahmin etmeye başladı. Ve görmeye de başladı. Barış Manço da yine aldığı sırlarla birlikte bunu anlattığını düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir keskin bir cümle kuracak olursak biz şöyle düşünüyoruz. 21. yüzyılın kilidi Türkiye'dir, anahtarı ise Anadolu'dur demek Güzel. istiyorum. Güzel. Bir daha Çünkü söyleyeyim bence. Güzel. Hoşuma gitti. 21. yüzyılın kilidi Türkiye'dir, anahtarı ise Anadolu'dur demek istiyoruz. Çünkü hem bu durmadan olan olaylar üzerine Türkiye'nin yaptığı atılımlar ve Doğu Akdeniz'de çıkacak olan rezervler ve Barış Manço'nun durmadan Anadolu'nun öneminden bahsetmesi bize bir de şunu düşündürtüyor. Anadolu'da diğer bir hep petrol mü diye düşünenlere hayır petrol değil başka bir rezervimiz daha var. Bu birçok bilim insanının belki de kendisini feda etmesine yol açan bir olaydı. Engin Arık'ı zaten birçoğumuz biliyoruz. İlk açıklamasını yaptığında çok mutluydu ve gözlerindeki mutluluk görülüyordu. Kendisi de dediği gibi bir toryum rezervi keşfetmişti. Bu toryum rezervlerinin haritalarını hazırlamaya başlamıştı. Fakat sır bir şekilde helikopter kazası oldu. Uçak kazasında. Evet. Evet. Sonrasında zaten anlıyoruz ki belki de Barış Manço buradaki önemli şeylerin, rezervlerin olduğunu bizlere söylemek istedi. Hem şarkılarında uyarmak istedi. 2023'te de artık yavaş yavaş Türkiye'nin kendi benliğini sağlayarak kökleriyle yeniden bağ kurarak artık hem rezervlerini koruyacağını hem de diğer benlikleriyle bir olacağını anlatmak istedi. Çünkü Barış Manço'nun hayallerinden birisi de her zaman Türkiye Cumhuriyetlerle Türkiye'nin bir olmasıydı. Kendisi de oğullarından birisine şöyle demiştir. Görür müyüm bilmem ama 2023'te Türkiye Cumhuriyetlerle birlikte olduğumuzda 2023 şarkısını ben söylemek isterim. O yaşlı halimle diye söyler. Ki nasip olmadı fakat belki onun şarkıları 2003'te yeniden çalacaktır. Kim bilir. İnşallah diyelim. Bunu gönülden temenni ediyoruz, istiyoruz. Bunu istememek mümkün mü? Çin'de belirli piramitler var. Aynı Mısır'daki gibi. Bu piramitlerin Türkler tarafından yapılabileceği konuşulmuştu belirli zamanlarda. 2010 tarihlerinde. Fakat dediğimiz gibi medyamız bunu gündemine getirmedi. Çok da haber yapmak istemedi. Ne anlamamız Şimdi gerekiyor bundan? devamlı anlatacağız şimdi. Baktığımızda piramitlerin içinde belirli motifler var. Türklere ait olduğu düşünülen motifler. Ay olsun, yıldız olsun. Çift boynuzda dediğimizde Zülkarneyn ve Oğuz Kağan olarak adlandırılan kişilerin düşünüldüğüne baktığımızda olsun. Daha sonrasında Oğuz Kağan'ın mezarının dahi orada olduğu söylenmekte. Ki şimdi efsaneye gelecek olursak, buradaki piramitlerle ilgili efsaneye gelecek olursak, Çinli de şöyle bir efsaneden bahsediyor. Türkler gelecekler. Onlar gelecek. Güneşin batmasına yakın bir zamanda. Orduları ile yeniden buralara, yani Çin bölgesine tekrar gelecekler. Asya'ya hakim olmak isteyecekler. Şimdiki piramitleri yeniden görmek isteyecekler diyor. Ve buradaki piramitlerdeki belirli motiflerde Türk işaretleri var. İçerisinde baktığımızda ise görsellerini zaten şu an araştırdıklarını bulabileceklerdir. Hem beyaz piramitleri olarak araştırabilirler hem de Türk piramitleri olarak. Görsellerden birisinde bir mezar odasına denk geliyoruz. Araştırmacıların çektiği. Bu mezar odasındaki kayanın üzerinde yazılı bir bölüm var. Bölümün üstünde ise belirli bir yıla işaret ediliyor. O yıl ise en başından beri anlattığımız 2023 kayaların olduğundaki gibi bir
işaret var. 2023 yılında işaret ediyor. Sanki Barış Manço belki de o zamanlardan bu beyaz piramitleri biliyordu. Fakat o zamanlar anlatamamıştı. Şarkısında sırlamıştı. Belki de 100. yıl olarak gördüğümüz Türk piramitlerinin, Asya'daki gerçekten Türklerin yeniden kendini bulduğu, yeniden kendini daha da tarihini öğrendiği bir şekilde ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü artık yerel medyalar veya ana akım medya anlatmasa da internet aracılığıyla birçok şey önümüze geliyor. Bu sayede de sır olarak saklanmaya çalışılsa da belli şeyleri öğreniyoruz ve bunların gerçekliğini de daha hızlı araştırıp ulaşabiliyoruz. Barış Manço o zamanlar belki buraya da değinmiş olabilir diye düşündük biz. Çünkü kaç yüzyıl önce yapılmış bir mezarın üzerinde 2023 yılına atıfta bulunması bize çok değişik geldi. Aynı şekilde Çinli dedelerin anlattığı efsanelerin yine Türklere bağlanması da bize değişik geldi. Araştırırlarsa göreceklerdir beyaz piramitler diye. Gerçekten çok ilginç resimleri var. Çok fazla zaten belli noktalar var. İçiyle ilgili belli görüntüler var. Tabii Çin kapalı bir ülke olduğu için tamamını ziyaret etmek mümkün olmuyor. Uyanış başladı diye bitirelim mi o zaman? Uyanış başladı mı hakikaten? İnşallah öyle olur diyoruz biz de. İnşallah.